oldu. Sofya, sert sert baktı, sonra tahta zemine sertçe düştü, başını kenara çarptı. Hizmetçilerden biri çığlık attı. Doktor, Makovitski Sofya'nın yanına gitti hemen nabzını ölçtü. 140. Ciddi değil. Sofya, Sofya, aç gözlerini. 81. Göğsüm, çok ağrıyor. Gözlerini kapadı arkaya devrildi. İyi rol yapıyordu. Tanya, ölüyor mu? diye sordu düzelecek, dedi doktor. Tolstoy, derin bir merhamet duygusuyla yanaşıyordu. Sofya ile ilişkimiz, her gün daha da kötüleşiyor. Onda sadece bencillik var. Bu hastalık derecesinde. Makovitski ve Sasha onun hasta olduğunu kabullenmiyordu, diye günlüğüne yazacaktı. İki uşak, Sofya'yı odasına taşıdı. Yatakta oturtuldu, her tarafına yastıklar konuldu. Sasha, babasıyla birlikte yatağın kenarına oturdular. Tolstoy, hiçbir şey söylemiyordu. Sofya kısa bir süre sonra kendine geldi. Çertkov tarafından fotoğraflarının çekilmesine bir daha izin vermemesini istiyordu. Sofya, Çertkov'un çektiği resimlerin Rusya'nın sıradan gazetelerinde görülmesi aileyi rahatsız ediyor. Biraz gururlu ol. Tolstoy, Çertkov tarafından fotoğraf çekilmesine bir daha izin vermeyeceğini söyledi. Ama Çertkova mektup yazabileceğini söylemesi Sofya'yı çileden çıkardı. Sofya, Koçeti'de günlerce yataktan çıkmadı sürekli çay ve sıcak çikolata içti, sapıklık var mı diye kocasının ilk roman ve hikayelerini elden geçirdi. Çocuklukta, geçen Sergey adlı adamın tanımını buldu. Kocasını odasına çağırarak o bölümü gür bir sesle okudu. Bir sabah Sasha ile çay içerken, Sofya, nasıl oluyor da, şişko, kel kafalı adamı tercih ediyor. 82. Sasha, babam seni hala seviyor anne, yoksa kalmazdı. Sofya, Voronko'da suya gireceğim zaman çırılçıplak ayakta dururdum, dedi. Baban, birden karşıma çıkardı. Beni, otların arasına çeker, orada ığırzıma geçerdi. Konuşurken gözleri yuvalarından çıkacakmış gibiydi. Bu sözlerden Sasha hoşlanmadı. İnsan kızına böyle şeyler söylemezdi. Sasha, eğer Varvara olmasa, bu gergin günlere dayanamazdı, Varvara, onu rahatlatıyordu. Bir gün Tolstoy, Sasha'yı sorguya çekti. Ona, Varvara'yı sevdiğini düşünüyor musun?" diye sordu. "Evet, ondan hoşlanıyorum. Onu seviyor musun?" "Onu seviyorum." Tolstoy bunu duyduğuna sevinmiş gibiydi. Arkadaşlıklarının günahkarca olmadığını biliyordu. Sofya'nın iddia ettiği gibi Tolstoy sapkın biri değil, erkekleri sevmenin kadınları sevmekle her bakımdan aynı olduğunu biliyor, teknik bir nokta hariç. Paragraf. Sofya'nın doğum günü ayın 22'sindeydi. Tolstoy'un doğum günü de 6 gün sonraydı, güzel bir kutlama yapılmalıydı. Sofya'nın 66. Tolstoy'un 82. doğum günü kutlaması için aile büyük bir masanın etrafında toplanmıştı. Ama Sofya ile arasında bir tartışma çıktı. Tolstoy karısına karşı Hristiyanlığın idealinin bekaret ve cinsel ilişkilerden uzak kalmak olduğunu savunmaya başladı. 83. Sofya, Lev Nikolayevich bugün 82 yaşına basıyorsun ama hala aptalın tekisin. Tanya, bu mutlu günde böyle konuşmamalısınız. Kutsal kitapların söylediği gibi bir aile olmanın mutluluğunu tadalım ve birbirimizi sevelim. Tanya, herkese geyik eti verdi. Sokotin de kadehlere beyaz şarap koydu ama Sofya susmak bilmiyordu. 13 çocuğu olan bir adam bekaretin kutsal olduğunu ileri sürüyorsa bize hakaret etmiş olur. Özellikle bu adam tanrı bilir kaç kadını veya erkeğin koynunda yatmışsa. Utanç verici Lev Nikolayeviç Böyle konuşmaktan utanmalısın. Laf lafı açtı, eski olaylar tekrarlanmaya başladı, mülk paylaşımı, telif hakları, çertkov, her şey ortaya döküldü. Akşam yemeğinden sonra Sasha, babasını ortamdan uzaklaştırmak için parka götürdü. İçi ördek dolu küçük bir gölün kıyısında oturdular. Uzaklarda güneye doğru uçan bir kaz sürüsünün ötüşü duyuluyordu. Tolstoy, gidecekleri yönü tam olarak biliyorlar. Ve bunu düşünmeleri gerekmiyor. Kıskanıyorum onları. Saşa, işin acı tarafı, annemin seni seviyor olması. Tolstoy, annenin bana duyduğu şey aşk değil. Aşk gibi sahiplenici ama nefrete yakın. Onca yıl çocukları onu meşgul etti, kendi bencilliğinden kurtuldu. Ama artık geçti. Şimdi onu kurtaracak hiçbir şey yok. O beni mahvetmek istiyor. Sofya, artık koçeti de kalmak istemedi. Ona kötü muamele yaptıklarını söylüyordu. Sofya hayatını bir dram olarak görmeyi sürdürüyordu. İki gün sonra Yasnaya Polyana'ya gitmek üzere Koçeti'den ayrıldı. 84. Tolstoy, Sasha'nın annesiyle gitmesini istemişti. Tolstoy buradan gitmek istemiyordu. Koçeti de mutluydu, eğleniyordu. Sakotin'le satranç oynuyor, parkta yürüyor, her sabah raso, her gece paskal okuyordu. Mektuplar yazıyor, Çertkov'un gönderdiği taslakları düzeltiyordu, Sofya'dan ayrı kalmak iyi gelmişti ona. Ama Sofya eve döndüğünün ertesi günü çıldırmış gibi Tolstoy'un odasına daldı. Tahrik olmuştu. Kocasının mobilyaları arasında, Çertkov ve Sasha'nın fotoğraflarını toplayıp yere attı. Yerlerine kendi fotoğraflarını astı sonra Çertkov'un evin içindeki şeytani ruhunu kovsan diye bir rahip çağırdı. Papaz, odaya okunmuş su serpiştirdi. Kötülüklerden arınsın diye de dua etti. Sasha, inanmakta zorluk çekerek koridorda oturdu. Bir müddet sonra Sofya kapıdan dışarı, başını uzattı, yüzü kararmıştı. Babanın ne yapacağı umurumda değil Saşa. Her şeyi çert kova bırakabilir. Bu önemli değil, çünkü kardeşlerimle bir olup vasiyeti bozacağım. Bu adamın gözü dönmüş, beni mahvedecek, dedi ve Koçeti'ye gitmek istediğini söyledi. Hemen hizmetçilere talimatlar verdi, hazırlanmasına yardım etmelerini istedi. Koçeti'nde günler kötü başladı. Anlaşmazlık alevleniyordu. Tolstoy'a kızıyor, beddualar ediyor, eve sığamıyor, geceleri parka kaçıyordu. Kocasının ona ilgi göstermesini istemiyor, bağırıyordu. Tolstoy ise alabildiğine nazikti. Sofya yine de naz yapıyordu. Bu kaprislerine Sakotin dayanamadı, Sofya Andreevna, ne yaptığının farkında mısın? Hayatta Lev Tolstoy'un karısı olarak bir öneminiz var, eğer o sizi terk ederse tarih bunu sizin suçunuz olduğunu yazacak, yemin ederim haklı da olacaktır. Tolstoy, durumun dayanılmaz olduğunun farkındaydı, eliyle karısının sırtını okşadı. Sofya, ağlıyordu. Büyük bir acı aileyle. 85. Birlikteydi. Bu tartışmalar arasında Tolstoy, biraz kitap okuyup yazmaya çalışıyordu. Sofya ise son iki gün hiçbir şey yemeden geçirdi. Tolstoy'un, Vicdan isimli kitapçığından. Alemi muhabbet, yalnız insanın kendisi için, kendi ruhu için, fenalığa sabır etmek ve fenalığa mukabil iyilik için ehemmiyetli olmayıp ve belki yalnız iyilik ancak fenalığın yolunu kestiği ve ona mani olduğu ve o fenalığı daha ileriye götürmesine müsaade etmediği için de kıymete haizdir. Feder, Hazreti İsa Hazretine dahil olduğu zaman, ya İsa, bana karşı kabahatlı ve günahkar olan kardeşimi kaç defa affetmek lazımdır? Yedi defaya kadar mı? diye sordu. Hazreti İsa cevaben, ben derim ki, yediye kadar değil belki yetmiş yedi defaya kadar affet. Fenalı afenalıkla karşılık vermemek, sevmek demektir. Eğer insan buna inanırsa mesele kardeşinin yaptığında değil ve ancak ben ne yapmalıyım meselesindedir. Sofya eve dönmek için ertesi gün oradan ayrıldı. Kocasına birkaç gün sonra gelmesini söyledi. 48. evlilik yıl dönemlerinde Yasnaya Yapolyana'da bulunmasını istiyordu. Tolstoy, onun yanında olacağına söz verdi. "Yasnaya Polyana'ya gideceğim ve orada beni neyin beklediğini düşününce içimi bir korku sarıyor," diye özel günlüğüne yazdı Tolstoy. Evlilik yıl dönümü sabahı Sofya beyaz ipekten bir elbiseyle odasından çıktı. Sasha ve Varvara çok güzel olduğunu söyleyip öv güler de bulundular. Sofya, "Babana söyle beyaz temiz bir gömlek giysin. Bir Yukova resmimizi çekmesini söyleyeceğim." 86. Lev Tolstoy istemeye istemeye kabul etti. Beyaz bir gömlek, bir yıl önce kendi elleriyle yaptığı deri çizmeleri giydi. Saçlarını ve sakalını taradı. 48 yıldır evli olan çiftler resim çektirmek için dışarı çıkmadan önce birer fincan sıcak çikolata içtiler. Ilık bir Eylül günüydü. Bulgakov fotoğraf çekmede ustaydı, bu görev ona verilmişti. Sofya, kocasıyla çekilmiş büyük bir fotoğrafının gazetelerde yer almasını istiyordu. Gazetelerde yayınlanacak olan fotoğraf, büyük yazarla, eşi arasında anlaşmazlıklar olduğu yönündeki söylentilerin önünü kesecekti. Her canı istediğinde Çertkov'un fotoğraf çekmesine izin veren Tolstoy, Sofya'nın isteğine hayır diyemezdi. Tolstoy istemeye istemeye kabul etti. Biryukov, Sasha'dan, arkaya siyah bir perde koymasını istedi. Perde güneş ışığını fotoğrafı çekilen kişilerin üzerine çekecektir, dedi. Güneş, Tolstoy'un gözlerini alıyordu, gözlerini kıstı, dalgın görünüyordu. Bir yukov, gülümsemeye çalışın Lev Tolstoy. Tolstoy zorla gülümsedi. Bulgakov başını kameranın siyah öğle tüsüne soktu. Lütfen kımıldamayın. Sofya, kolunu kocasının beline doladı, başını ona doğru eğdi. Mutlu bir çift görüntüsü vermek istiyordu. Aynı gün Tolstoy, Sofya'nın indirdiği resimleri duvardaki yerlerine astı, sonra da delireye binip ormana gitti. Bunu gören Sofya çıldırdı, çalışma odasına girdi, bütün resimleri yırtıp yerlere attı. 87. Saşa, Varvara ile bir arkadaşının davetine gitmişti, bir hizmetçi ile haber gönderilip gelmesi istendi. Olanları öğrenince sinirlendi. Eve gelir gelmez annesinin yanına gitti. "Neden böyle yapıyorsun? Hepimizi öldüreceksin." Sofya, çektiği acıları gözyaşları içinde anlatmaya başladı. Sasha kapıyı hızla kapatıp çalışma odasına gitti, babasına olanları anlattı. Tolstoy: Karşı karşıya kaldığım durum kötü ve çelişkili. Zamanımın büyük bir kısmı boyun eğmek ve onlarla mücadele ile geçiyor. Bunun yanında yazmaya çalışıyorum, diye günlüğüne yazdı. Paragraf. Bugün öğleden sonra Tolstoy, doktor Makovitski ile birlikte atla bir gezinti çıktı. Ekim ayıydı. Hava soğumuştu. Döndüğünde yorgun görünüyordu, odasına çıktı. Ev halkı yemeğe inmesini bekledi fakat saat 8 olduğu halde odasından çıkmayınca Sofya kocasına bakmak için kalktı, ellerini ovuşturarak geri geldi. Tolstoy'un odasına girdiğinde yatağın kenarında oturuyormuş, yemek yemeyeceğini, yatmak istediğini söylemiş, yüzü solgunmuş, nabzı hızlı atıyormuş. Sergey iyi değil galiba. Sergey Tanya gibi birkaç günlüğüne gelmişti. Sergey'in ve Tanya'nın eve geliş nedeni karı koca arasındaki kavgalardı çözüm bulmak istiyorlardı. Sofya, çorbadan birkaç kaşık aldıktan sonra, gidip bakmalıyım, diyerek ayağa kalktı. Döndüğünde telaşlıydı. Çabuk gidin doktor, Makovitski. Kendinde değil, birkaç kez istavroz çıkardı. Herkes ayağa kalktı. Doktor, Makovitski'nin peşinden herkes gitti, yatak odası karanlıktı, yanmakta olan mum sönmek üzereydi. Tolstoy sırt üstü yatıyordu, çenesi titriyordu, baygındı. Sesi zayıftı. Herkes dona kaldı. Doktor Makovitski, Tolstoy'u soyup üzerine bir battaniye örtü. 88. Herhalde uyur. Siz gidip yemeğinize devam edin. Ben yanında kalırım. Bir yukov, ben kalayım, dedi. Doktor Makovitski, değişiklik olursa bana haber ver. Sık sık nabzını öyle Herkes yemek odasına indi. Yemeklerine devam etti. Hemen hemen hiç konuşulmadı. Bir yukov, doktor, Makovitski'yi çağırdığında yemeğin sonuna gelinmişti. Herkes üst kata koştu. Odasına girdiklerinde, bacakları şiddetle titriyor, yüzü geriliyordu. Doktor Makovitski, aşağıdan sıcak su şişeleri getirin. Acele edin. Bacaklarına hardal yakısı yapıştırmalıyız. Sıcak kahve getirin. Doktor Makovitski serin kanlı ve sakin duruyordu. Tam bir doktordu. Sofya, alnına bez koydu, ona kahve içerdi. Bir anda Tolstoy çırpınmaya başladı başı yastıktan düştü, sayıklıyordu. Toplum, toplum, bilgelik, Sofya, duvara dayanmış, dua ediyordu, gözyaşları yanağından süsülüyor, göz kapakları kapalıydı. Bir süre sonra yakılara, soğuk sargılara sarılmış Tolstoy, Tanya'nın yardımıyla yatakta doğruldu. Parlak bir zekası olan bir adam, sayıklamaya başlamıştı. Üzücü bir durumdu. Ama bu durumda bile taşıdığı temel kaygı açıkça belli oluyordu, kasılmaları yine başladı. Ardı ardına nöbetler geliyordu. Vücudu sarsılıyordu. Her nöbetten sonra titreyerek ve terleyerek yatıp kalıyordu. Doktor Makovitski, kötü kasılmalarda omuzlarından yatağa bastırıyordu. Makovitski'nin talimatıyla, Bulgakov kıvranması bitince ayaklarına masaj yapıyordu. Arka arkaya beş nöbet geçirdi, dördüncüsü çok şiddetliydi. Sofya, yatağın yanında. 89. Diz çökmüş halde dua ediyordu. Yüce Tanrım, şimdi değil. Şimdi ölmesin ve bundan sonra kocasına işkence yapmayacağına söz verdi. Doktor Makovitski, hepiniz aşağı inmelisiniz. Onun başında ben bekleyeceğim. Gece yarısına doğru Tolstoy kendine gelmişti. Çayını yudumladı ve Doktor Makovitski'den kendisine İncil okumasını istedi. Ertesi gün tehlike geçmişti. Paragraf. Sofya kocasını kıskanıyordu. Onu neden serserilerle, şarlatanlarla, para yiyicilerle ve üç paylaşayım ki, diyordu. Onun iyi olmasını da sağlamalıyım, karısı olarak görevim bu. Bu gerginlik onu öldürür. Birkaç gün sonra Çertkov arabasıyla çıka geldi. Tolstoy, onu sevinçle karşıladı. Sofya, seri kanlı davranmayı başarabilmişti. Çertkova annesini ve karısını sordu. Sabırsızlıkla gitmesini beklemeye başladı. Gittiğinde Tolstoy'a bu adama son kez katlanayım diye rica etti. O da itiraz etmedi. Zorluk çıkarmak istemiyordu çünkü kendisini suçlu hissediyordu. Sofya birkaç gün önce çizmesinde sakladığı günlüğünü bulmuş, Tolstoy uyurken onu almıştı. Günlüğünü bulamayınca karısından kuşkulanmaya başladı. Ama ses çıkarmadı. Sofya da bu konuda bir şey söylemedi. Günlükte yazılanlar Sofya'nın kuşkusunu doğruladı. Telif haklarını aileden çalmak için Çertkov'la anlaşmalarından bahsediyordu. Bu, Rusya'nın en büyük yayın evlerinden Prozveşenye'nin, Tolstoy'un ölümünden sonra bütün eserlerin yayın haklarını almak için yaptığı teklif. 90. Sırasında oluyordu. Yayın evi 1 milyon ruble öneriyordu. Tolstoy ailesine 25 torun dahil ömür boyu yeter. Sofya elinde yayın evinden gelen mektupla kocasının çalışma odasına gitti, bu vasiyetname iptal edilmeliydi kocasına bunu açıkladı ama Tolstoy onu dinlemedi. Tolstoy, bu konulara kafa yorma, hiç önemi yok bunların. Ben, yayıncılar için yazmıyorum. Ben, halk için yazıyorum. Sofya, tartışmaya girmedi. Ekim ayının 15'inde ona bir mektup yazdı. Her gün sağlığımı soruyor, gece uyuyup uyuyamadım.